Selam arkadaşlar. Yine güzel bir videoyla karşınızdayım. Sesim kötü. Kusura bakmayın, hastayım biraz. Yine yollardayım. Evimden çıkıyorum şimdi. Yolculuk İtalya. Otobüsle Rimini'ye gideceğim. Geçeceğim. Oradan da San Marino bölgesine inip Türkiye'den dönerken arabam bozulmuştu. Onu orada bırakmak zorunda kalmıştım. Dediğim gibi San Marino bölgesine inip oradan tamirhaneden arabamı alacağım. Sonra tekrar dönüş mini olacak. Toplamında gidiş geliş tam 1500 kilometre. Hadi bakalım yola devam edelim. Yol maceralarımı bir kayıt altına alıp bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadi bakalım yolculuğumuza devam edelim. Otobüse son anda yetiştik. 5 dakika var, çift katlı otobüs. En öne geçtim. Aşağıda yolcular. Bayağı kalabalık. Ben en üst kat ve en öne geçtim. Evet arkadaşlar, şu an Milano otobüs terminalindeyim. Otobüs hareket edecek galiba, bilmiyorum. Milano'dan Rimini, Marabello'ya geçiş yapacağım şimdi. Şöyle göstereyim size. Münih'ten buraya uzun sürdü. Yorucu bir yolculuk oldu. Yıllar sonra, belki 30 sene, yani 20-25 sene sonra ilk defa otobüsle yolculuk yaptım. Yorucu geçti. Ya alışkın olmadığımdan öyle gideyim. Arabamı alacağım. Bundan sonra 750 kilometre yolu tekrardan geri gideceğim. Allora. Şimdi bir de kontrolü yapalım. Lei, no? Si. Buongiorno. Arabamı alıp dönmek istiyorum sadece. 750 kilometre daha yol gideceğim. Bakın ne göstereceğim size. Cam siliciler bir tek Türkiye'de yok. Şu an indim. Taksiye bineceğim, buradan gideceğim. Ama bakalım taksi bulabileceğim mi? Alo. Bir adresi. San Giovanni Marignano? Ja. Uscita Casale per strada cattolica? Ja. Ah, Gara Jolly? Ja. Sì, sì. Ah, ho capito. A San Giovanni Marignano. Ok. Pas? Super. Taksiyi de buldum, gidiyorum. Glielo devo dare?
No, la cassetta. Ah, gliel'hai già data. Ah, va bene, va bene, va bene. Sprinzi Deutsch? No, né Deutsch né English. Italian. Italian. Italian e poi poi. Adresse? Ma no, no, San Giovanni Marignano no problem. Ok, di garage. Garage. Garage Jolly, sì, sì. Number, c'è il number, street. Aspetta, voilà. Mettiamo. Se c'è la via, mettiamo anche la via. Ah, via del Progresso 8? No, questo è Sant'Arcangelo. Oven. San Giovanni Marignano. Cos'è l'autostrada cattolica? Quindi. Via cattolica. Ah, se... Sì, via Malpasso è questa che sia? No. Uscita Casello, autostrada cattolica. Yeah. Non proprio. Sì. Non proprio. Facciamo la strada normale o vuoi fare l'autostrada? Evet, Rimini'ye geldim arkadaşlar. Şimdi taksiye bindim. İtalyanca bilmiyorum, Almanca o bilmiyor. İngilizce zaten bilmiyorum. Ama öyle böyle anlaştık. Normal yoldan gidelim dedim. Ondan sonra klimayı açayım mı açmayayım mı diye sordu. Ben de normal olarak dedim. Açmaya gerek yok, zaten hastayım. Şimdi Rimini'ye geldik. Rimini'den işte bir 20 kilometre kadar taksiyle gideceğim. Ondan sonra kısmetse arabamı kavuşup arabamı alacağım ve bir an önce yola döneceğim. Yani yoluma çıkacağım, geri dönüş yoluna. Size biraz Rimini'yi göstereyim. Gördüğünüz gibi her yerde motorlar var. Daha önce Milano'da da görmüştüm. Çok fazla motor var. Arkadaşlar araba. Gördüm arkada. Var yatıyor orada. Önce bir büroya uğrayayım. Alo. Evet, arabama kavuştum. Sonunda. Aa, kir içinde. Toz içinde ama olsun. Buna da şükür. İnşallah bir aksilik çıkmadan giderim yine. Evet arkadaşlar, arabama kavuştum. Maliyet oldukça yüksek çıktı. Olsun, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Allah kaza bela vermesin. Sonuçta geldik, arabamızı da aldık. Şimdi 750 km aşağı yukarı dönüş yolu. Bu arada navigasyonum. Navigasyonum alayım. Zaten bir yerde duracağım şimdi. Bir benzinlikte tamamen şey yapacağım. Ne derler? Bir organizasyon yapacağım. Navigasyonu da takalım. Şöyle. Cime. Aldık. Evet. Hadi bismillah. Aa, canavar çalıştı. Evet, navigasyonu da açalım.
Arabamın içi çok pis. Oy. Evet arkadaşlar, şu an arabayı çekip burada kaldığımız, yani kaldığımız parka giriyorum şimdi. Burada aşağı yukarı bir 6-7 saat kadar beklemek zorunda kaldık. Perişan olduk. Hatta şöyle gideyim. Arabanın tam bozulduğu yerde, yani arabayı park edip kaldığımız yerde durayım. Evet, şansıma orası da boş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burası. Size hemen çevreyi göstereyim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yer burasıydı. Ya. Bu görmüş olduğunuz bayan bana çok yardım etmişti. Biz burada kaldığımızda kapatmak zorunda kaldım. Ayıp olmasın diye o polislerle bayağı bir, neyse dur kamerayı çevir. Bayağı bir yardımcı olmuştu bana. Sağ olsun. Ondan sonra şöyle de göstereyim, arka tarafta kaldı bayağı. Polislerle konuştu. Ondan sonra çekiciyle konuştu. Yani 3-4 saat zamanını ayırdı. Telefonları açtı. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Arkadaşlar evet, babamla kaldığımız yer burası. Şef Express dinlenme tesisleri. Çok mutluyum. Arabama kavuştum. Şimdi 750 kilometrelik yol beni bekliyor. Hadi bakalım, yolda da görüntüler alacağım. Maceraya devam. Kaldığımız yerden. Evet arkadaşlar, İtalya'dan çıkmak üzereyim. Avusturya'ya gireceğim. Kahve aldım bir tane kendime. Kendime geleyim. Bu arada içeyim. Dün akşam çok yorucu bir yolculuk oldu. Toplamında 13 saat sürdü. Otobüs ile. Milano'ya uğradı. Ya abuk subuk yollardan gitti tabii. Abuk subuk derken, direkt otobüs yoktu. Mecburen aktarma yapmak zorunda kaldım. Neyse, geldim şimdi. Yani Rimini'ye gittim. Toplam arabanın oraya varışım 13 saat sürdü. Hemen arabayı aldım. Oradan yola çıktım işte. Arabayı aldıktan sonra bütün yorgunluğum gitti. Ama dün, daha doğrusu uykusuzluk değil de otobüs çok yordu beni. Koltuklar çok biçimsizdi. Neyse, yolun büyük bir kısmı bitti. Şu an dediğim gibi 199 kilometre yol kaldı. Tam benim eve. Bir an önce hayırlısıyla eve varıp bir banyo yapıp, duş yapıp daha doğrusu. Ah kahretsin, şampuanım yok ya. Şampuan da bitti. Neyse, şampuan alacağız. Ondan sonra şampuan alıp, ondan sonra ne diyorum ben ya? Eve gidip banyo yapacağım. Ondan sonra da vuracağım kafayı, yatacağım. Bu kadar basit. Hadi bakalım, yola odaklanalım biraz da. Gene otoban ya da tünel paraları bunlar arkadaşlar. Tünel paraları. Ne tünel parası bitiyor, ne otoban parası bitiyor. Sinir oldum ya. Of. Alo. Thank you dear. Ciao. Servus.
Geçemedim. Çok dar.